Çocuklar merhaba. Tekrar sizinle birlikteyiz. Soru çözümümüze devam ediyoruz bugün. Grafik üzerinden devam edeceğiz. Evet, 5. sorumuzda şöyle bir resmimiz var. Yemek yiyen bir çift görüyorsunuz. Tabii ki nasıl yemiş bakın. Masa örtüsü, darmadağın, şapırtı şapırtı ağzından burada bakın şapırtı sesleri geliyor. Garson ona şaşırarak bakıyor gördüğünüz gibi. Neyin önemi vurgulanmakta diye sorumuz yazılmış. Bakalım A. Yemeklerimizi çiçekle tüketmeliyiz. Tabii ki bunu buradan çıkartamayız. Görgü kurallarına uygun davranmalıyız. Kesinlikle B olması gerekiyor arkadaşlar. Birlikte yenen yemekler daha keyiflidir. Yediklerimize dikkat etmeliyiz. Tabii ki cevabın B olması gerekiyor. Evet. 6. sorumuza bakalım çocuklar. 6. sorumuzu şöyle bir grafiğimiz var. Biraz daha kurulalım. Evet. Şimdi çocuklar, giyime %10 ayrılmış, temel giderler %28, eğitime %34 ve gıda %28 olarak ayrılmış. Hangisi söylemez diye sorumuz sormuş. Bakalım şimdi çocuklar. Giyime harcanan para temel giderlerden fazladır diyor arkadaşlar. Giyime harcanan para bakın %10. Temel giderlere bakalım. Temel giderler 28 arkadaşlar. Fazladır diyor. Hayır, fazla daha azdır. Ama diğer şıklara da bakalım. Çünkü bu soruda daha önce baktığım için bir hata olduğunu gördüm. Bir tane daha cevabı var. O yüzden hasar yoksa sorunun hepsine lütfen birlikte bakalım. Eğitim en büyük paya sahiptir. Evet, eğitim bakın %34 de en büyük paya sahiptir. 5 şıkkı doğrudur arkadaşlar. Eğitim harcamasına bakalım. 34 demiştik. Giyim ve temel giderlerin toplamından fazladır. Giyim 10'du. Temel giderler 28'di. Toplamı 38. Diyor ki fazladır diyor eğitimden. Bu 38, bu 34 fazla değil arkadaşlar. Tam tersi toplamında azdır olması gerekiyordu. C de çıkıyor bu durumda. Hem A hem C cevap çıkıyor. Gıda harcamalarına bakalım. %28. Temel giderlere eşit mi arkadaşlar? Evet eşittir. Ama bu soru hata olarak göstereceğiz çocuklar. Cevabımız C gösteriyor ama A şıkkı da bize yanlıştır seçeneğini veriyor. Peki. Şöyle bir grafiğimiz var çocuklar. Grafik linkler üzerine yapılan araştırma sonuçları diyor. Bakın mor, yeşil, kırmızı, sarı, mavi vermiş. Altta da bakın kişi sayıları var çocuklar. Hangi bilgiye ulaşamayız diye sormuş. Bakalım. Mor ve yeşil rengi seven kişilerin toplamı. Mavi rengini seven kişilerin sayısı da aynıymış. Bakalım mor ve yeşile bakalım. Mor 10 arkadaşlar. Yeşile bakalım. Şuraya hemen yazayım karışmasın. Mor 10'du. Yeşil rengini seven yeşil 20 arkadaşlar. Yeşil de 20 dedik. Ne yaptık? 30 yapıyor burası. Peki mavi rengini seven kişiler sayısı aynı mı? Maviye bakıyorum. 30. Evet. Mavi seven de 30 olduğu için ben buna doğrudur diyebilirim. En fazla sevilen renk kırmızıdır. Bakıyorum. Evet, 45 kişi sevdiği için B seçeneği doğrudur diyebilirim. Sarıyı seven kişilerin sayısı, hemen bakıyorum, sarıyı seven kişilerin sayısı 35'tir arkadaşlar. Mor ve yeşili seven kişilerin toplamı sayısına eşittir. Mor ve yeşile bakalım. Mor 10'du, yeşil 20'ydi. Yani ne çıkıyor? 30 çıkıyor mor ve yeşilin toplamı. Sarıyı seven kişilerin sayısı 35, mor ve yeşil sevenlerin de 30. Toplamı sayısı eşit diyor. Eşit değil arkadaşlar. Eksik yazılmış gördüğünüz gibi. Cevabın C olması gerekiyor. Evet. Tek tek bakmamız gerekiyor böyle seçeneklere. 8. sorumuzda şöyle bir şey var çocuklar. Nasrettin Hoca eşeğinden düşmüş gördüğünüz gibi. Yanına geçen insanlar hemen doktor çağırın diye sesleniyor. Fakat Nasrettin Hoca şöyle söylüyor. Bana eşekten düşmüş birini bulun. Tamam doktorun tedavi edebilir ama Nasrettin Hoca'nın gene halini eşekten düşmüş bir sandığı için ne dememiz gerekiyor? Gene atasözü en güzel anlatan görsel damdan düşün hali gene damdan düşen anlaması gerektiği için fırsadır diyebilirim. Evet. Evet çocuklar diğer sayfaya geçiyoruz. Bu sayfada da bakın çocuk basküle çıkmış, kilo kontrolünü sağlar diyor. Ateşi olan bir çocuk var. İki tane çocuk yan yana gelmiş. Alerjisi olan bir bebek var. Burada gördüğünüz gibi böbrek resmi var ve
IQ'da yüksek olur diye bir bebek resmimiz daha var. Şimdi maddelerimiz şunlar. 1. Böbreklere yük olmaz. 2. Hastalıkla neden olur. 3. Büyüme faktörünü olumlu yönde arttırır. Şimdi yukarı görselin altına hangisi yazılmalı diye bakmam gerekiyor. Bakın böbrek resmi olduğu için demek ki ben 5. böbrek resmine kesinlikle 1'i yazmam gerekiyor. Yani 5. resme 1 gelecek arkadaşlar. Buradaki 3. resminde ve 2. resimde boşluk var. 2 tane çocuk yan yana var bakın gördüğünüz gibi. Bunlar boy sıralaması verilmiş. Biri kız küçük, erkek çocuk daha büyüdük. Gelişimle ilgili bir resim var. Hastalık neden olur getiremem. Ne getirmem gerekiyor? Büyüme faktörünü olumlu yönde arttırmasını getirebilirim. İkincisinde hastalık olduğu için direkt zaten hastalığı olduğunu anlıyoruz. Burada derecesi var altında. Demek ki ne olması gerekiyor? 2, 3, 5'e. Ne getirmem gerekiyor arkadaşlar? Bakın 2, 3, 5'e A şıkkıdır diyebilirim. Hemen işaretleyelim. Evet. Bakalım. Evet doğru. Bakın 2, 3, 5 olarak buraya yazabilirim. Evet. Bakın 4 tane resim var çocuklar. 4'ü kule resmi zaten. Hepsi Saat Kulesi, Galata Kulesi, Eyfel Kulesi. Bu da bir kule resmi. Bu metinde sözde edilen yer hangi görsele ait diye söylemiş. Tek tek görselin maddelerini okuması gerekiyor. Bakalım. Kulenin yapımına 1173 yılında başlanmış ve savaşlar nedeniyle ara verilmiştir. Kule, biraz size büyütelim. Kule 198 yılı tamamlanmıştır. 8 katlı yapının yüksekliği, bakın bu çok önemli. 8 kattan bahsediyor. Demek ki bu binanın 8 katı olması lazım bu kulenin. 56 metre olup çapı ise 16 metredir. Kule üst üste binilmiş yuvarlak 6 tane sütundan meydana gelmiştir. Çocuklar baktığımız zaman burada 8 katlı olan hangisi? Zaten Galata Kulesi'nde bakın 8 kat, burada kat olarak sütunlar yok. Katı göremem. Burada da aynı şekilde. Ama Eyfel Kulesi'nde bakın görebilirim. Ama ben devam etmek istiyorum metnime. Yapıldığı tarihten itibaren eğilmeye başlamış. Bakın eğilen bir kuleden bahsediyor bize. Bunların zaten hiçbirinde eğilme gibi bir olasılık yok. Başlamış, yapım bittikten sonra toprak çökmesiyle eğilişi artmıştır. Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yapılarından biri diyor. Tabii ki cevabımın B olması gerekiyor çocuklar. Değil mi? Evet, Bursa. Geçtim. Evet çocuklar, şöyle bir deprem çantası ile ilgili maddelerim var. Bir okuyalım onları. Bakın. Görsel zaten çantayı vermiş. İçindeki defteri, suyu, radyoyu, içeceği, kıyafet, telefonu hepsini göstermiş burada. Ne demiş deprem çantasında? Su. Susuzluk sebebiyle böbreklerin iflas etmesi ölümle biten sonuçlar doğurabilir. İnsan susuzluğa en fazla 4 güne 7 gün arasında yenebilir demiş. Su tabii ki hepimiz için önemli. Yiyecek arkadaşlar, bunu okuyalım. Uzun süre dayanıklı, yüksek enerji içeren gıdalar, fıstık ezmesi, konserve, kraker, enerji barları. Bunlar da bizim hayatta kalma şansımızı arttıracaktır. Deprem çantasında asıl bunun olması gerekiyor değil mi? Hayatta kalabilmek için kesinlikle uzun süre dayanabilen yiyecekler koymamız gerektiğini anlatıyor. Düdük arkadaşlar. Evet, düdük enkaz altında sesinizi en çok uzaklığına duyurma imkanı sağlayan düdükle kurtarılma şansınızı arttırabilirsiniz demiş. İlk yardım çantası deprem sebepli yaralanmalara acil müdahale edilmesini sağlar demiş. Ve ilaçlar. Kişisel reçeteli ilaçlar kullanımı mecburi kişisel ilaçların deprem sonrası temin edilmemesi ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir diyor. Ve fener arkadaşlar son olarak enkaz altında elektrik kesintilerinde ihtiyaçlarınızı göremez. Belki de 1 metre yakınızdakine bile yardım edemeyebilirsiniz. Ama fener bu işi ne yapıyor? Sizi kurtarıyor arkadaşlar. Bu işi gören araçlarımız fener, ilaç, ilk yardım çantası, düdük, yiyecek ve su. Peki bu görseldeki bu bilgiden verilen bilgilere göre hangisi yanlıştır diye yapı bakalım. Deprem çantasında bulunan fener elektrik kesintilerinde can kurtarabilmek için bize yardımcı olacaktır diyor. Tabii ki bunu buradan çıkartabilirim değil mi? Bu var. B'ye okuyalım. Deprem çantasında mutlaka sevdiğimiz yiyecekleri bulundurmalıyız. En sevdiğimiz yiyecekleri
koyarsak ihtiyaç anında bize yardımcı olacaktır diyor. Çocuklar en sevdiğimiz yiyeceklerden bahsetmiyor. Belki ben muz koydum, çabuk bozulabilen bir şey. Çantada tabii ki ben bunu bulunduramam. Ama çok uzun süre dayanabilen yiyeceklerle koymamız gerektiğinden bahsettiği için cevap Bursa'dır. Bursa'nın şıkkı yanlış verilmiştir. CRD'ye de bakalım. Deprem çantasında bulunan düdük yardımıyla sesimizi çok uzaktakine bile duyurma imkanımız olacaktır diyor. Bu doğrudur. Deprem çantasında mutlaka ilk yardım seti ve ilaçlar bulunmalıdır. Bunların hepsi doğrudur ama Bursa yanlış verilmişti çocuklar. Evet, bakalım cevabımıza. Evet, Bursa. Evet, dördüncü sorumuza bakalım birlikte. Grafimizi büyütelim. Burada da yağışlı, bulutlu ve güneşli günler görüyor çocuklar. Yağışlı olan günler morla, bulutlar yeşil olanla ve güneşli günlerde sırayla gösterilmiş. Yukarıda Doğu Anadolu bölgesinin son 5 yıldaki yağışlı, bulutlu ve güneşli geçen gün sıraları göstermektedir. Hangisi bu tabloda açıklanacak sonuçlardan biri değildir diyor. Bakalım birlikte. 2017 yılında yağışlı ve güneşli günlerin sayısı birbirine eşittir diyor arkadaşlar. 2017 yılına bakıyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi mor rengiyle sarı rengi birbirine eşit olduğu için ben burada ne yaptım? A şıkkını doğurdum dedim. B'ye bakalım birlikte. 2015 yılındaki güneşli gün sayısı, 2015'te güneşli gün sayısı çocuklar şu. 2017 yılındaki güneşli gün sayısından fazladı. 2017 yılındaki güneşli gün sayısı da şu arkadaşlar. Baktığım zaman fazla mıdır? Hemen şuradan bakmam gerekiyor. Şöyle yaparsak 180 ile 200'ün ortasında, şuna baktığımız zamansa sanki birazcık daha az gibi değil mi? Bu da sınırım 100, bu 180, bu aşağı yukarı çocuklar 190'sa bu da 185'lerdedir. Yani çok fazla bir fark yok ama milimetre de olsa oynuyor. Bakalım C'ye. 2014 yılındaki yarışlı gün sayısı, 2014'teki yarışlı gün sayısı çocuklar bakın 200'e yakın. 2018 yılındaki yağışlı gün sayısı fazladır. 2018'deki yağışlı gün sayısı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi fazla mıdır? Baktığım zaman yağışlı gün sayısına hayır, daha az görüyorum. 2016 yılındaki güneşli gün sayısı, 2016 yılındaki yağışlı gün sayısı bakın şurada arkadaşlar. Aşağı yukarı 180'lerde. Devam ediyorum. 2014 yılındaki güneşli gün sayısından 2014 yılındaki güneşli gün sayısından şuradaki arkadaşlar bakın 180'e yakın. Gün sayısı eşittir diyor. Gördüğünüz gibi. Eşit mi? Evet, eşit sayılabilir. O yüzden cevabın olması lazım çocuklar. C olması gerekiyor. D çıktı. Şimdi sizinle 4. sorudan devam ediyoruz. Bakalım yukarıda Doğu Anadolu bölgesinin son 5 yıldaki yağışlı, bulutlu ve güneşli geçen gün sayıları göstermektedir diyor. Hangisi bu tabloda açıklanacak bir sonuç değil. Hemen bakalım. 2017 yılındaki yağışlı gün sayısına bakalım çocuklar. Yağışlı ve güneşli günlerin sayısı birbirine eşittir. 2017'ye baktığım zaman evet, 2017'de sayılar bakalım birbirine eşittir. 2015 yılında güneşli gün sayısı, 2015 yılındaki güneşli gün sayısı benim şu arkadaşlar. 2017 yılındaki güneşli gün sayısı fazladır diyor. Baktığım zaman fazla mıdır? Evet bakın, fazla olduğu için ben bu sayıda doğrudur diyebilirim. 2014 yılındaki yağışlı gün sayısı, yağışlım benim ordu. 2014'teki benim yağışlı gün sayım arkadaşlar şurada. 2018 yılındaki yağışlı gün sayısı fazladır diyor. Baktığım zaman evet, çok az bir farkla fazladır arkadaşlar. C'yi de eledim. 2016 yılındaki güneşli gün sayısı, güneşli gün sayım 2016 yılında şurada arkadaşlar. 2014 yılındaki güneşli gün sayısı da eşittir. 2014 yılındaki güneşli gün sayım burada. Eşit midir? Hayır, eşit değildir. Arada farklar olduğu için ne diyeceğim cevabımı? Bu yüzden Denizli diyeceğim arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Diğer sayfaya geçtim. Benim şöyle bir görselim var. Evet, burada bir bakın bir pazar var arkadaşlar. Alışveriş yapan insanları görüyorsunuz. Tezgahları görüyorsunuz. Satış yapan insanları görüyorsunuz. Meyveler ve sebzeler var tezgahlarda. Bunlar görünmekte. Hangisini söylemek mümkündür diyor. Bakalım.
Pazarcılık zor bir meslektir. Evet, zor bir meslek olabilir ama bunu ben bu resimden çıkartamam. Pazarda ürünler her zaman ucuz olur. Bunu da tabii ki buradan çıkartamam. Bir tezgahta birden fazla meyve ve sebze satan pazarcılar olabilir diyor. Evet, olabilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hem meyvesi var elma, hem de bakın burada pırasa satıyor. Aynı tezgahta başka bir gene satıcı var, pazarcı var arkadaşlar. Sabah erkenden pazara çıkan en güzel ürünleri alır diyor. Bunu da bu resimden bulamam. Bu yüzden cevabın C olması gerekiyor. Evet. Bunu da yapalım ve bitirelim arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yukarıdaki görselle ilgili hangisini söylemek doğru olur diyor. Bakın. Şu şekilde bir ofis düşünün. Kat kat yapılmış. Aşağıda bir otopark var. Araba görüyorsunuz. Garaj gibi. Buradaki sarı bina, sarı kat diyelim, sarı oda. Sarı odaya bakın merdivenlerden yeşil odaya çıkabiliyorsunuz. Yeşil odadan sarı odaya ve beyaz odaya geçiş yapabiliyorsunuz. Gene aynı şekilde yeşil odadan mavi odaya giriş yapabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Bakalım. Hangisi söylemek doğru olur demiş. Araçları park etmek için binanın alt katında otopark vardır. Evet doğru. Ben burada otoparkı bakın görebiliyorum. Var. Mavi odaya asansöre çıkmak mümkündür. Çocuklar resimde asansörle ilgili hiçbir bilgi verilmemiş. Asansörle ilgili bir resim konulmamış. Dolayısıyla ben B'yi kesinlikle bilirim. B olamaz. 3'e bakalım. Beyaz odadan mavi odaya geçmek için yeşil oda, yeşil alan konulmalı diyor. Beyaz odadan mavi odaya nasıl geçeceğim? Beyaz oda arkadaşlar bakın burada. Beyaz odadan mavi odaya geçmek için yani şu odadan çıkıp şu odaya ben geçmek için ne yapacağım? Yeşil odadan geçip geçiş yapmam gerekiyor. Kapısı burada. Evet ben o yüzden 3'e doğrudur diyebilirim. Sarı odanın altında oyun parkı vardır diyor. Sarı oda burada arkadaşlar. Ben bunun altında oyun parkı olup olmadığını göremediğim için ne diyeceğim bu yüzden? Hangisi doğrudur dediği zaman araç park etmek. Biri doğrudur diyeceğim. Evet bir doğrudur. Onun dışında mavi odaya sonra çıkmak mümkün demiştik. Bu yanlıştı. 1 ve 3 olması gerekiyor benim şıklarımın. Evet, Bursa'dır derin çocuklar. Peki, hepinize teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.